Tabii ki şimdi 16-17 ay işsiz olan servisçi arkadaşlarımızın şu süreçten sonra beklentileri bir an önce okullarımızın açılması, öğrencilerimize kavuşmamız, umudumuz ve mutluluğumuz bu yönde. Son zamanlardaki artışa gelince de vatandaşlarımızdan aşı olmalarını istiyoruz. Çünkü aşı olduğumuz zaman daha rahat bir şekilde sosyal, toplumsal bir etkileşim olabilir. Ama aşı olmadığımız zaman her ne kadar bu COVID salgının sayısı azalsa bile insanlarda bir tedirginlik oluşacak, psikolojik olarak bile insanlar rahatsız olacaktır. İnşallah aşı oranımız artar, aşı oluruz ve bu süreçten bir önce kurtulur. Nihayetinde daha önceki sağlıklı günlerimize döner, ekonomik olarak da normal yaşantımıza devam ederiz. Okulların açılacağını ümit ediyoruz ki açılacağını da söyledi Sayın Cumhurbaşkanımız. Açılması tabii ki bizim için bir mutluluk kaynağı. İşimiz, aşımız, ekmeğimiz. Yani sektör olarak birçok arkadaşımız bu yönde çoğu işini bıraktı, aşını bıraktı, farklı sektörlere gittiler. Çok mağduriyetler yaşadılar. İnşallah okullar açılır. Temennimiz, duamız bu yönde. Tabii ki biz sürecin devam etmesi taraftarıyız. Elimizden gelen tüm desteği de sağlayacağız. Bu konuda araçlarımızın dezenfektanı olur, işte araç içerisindeki hijyenik donatılar olur. Bunları elimizden geldiği kadar sağlayıp sürecin de devam etmesi için dualarımızı esirgemeyeceğiz. Devletimiz sağ olsun bu süreçte vatandaşın yanında olmuştur. Biz de nakdi desteğimizi aldık. Ama yani bizim beklentimiz işlerimizin açılması, okullarımızın açılması. Okullarımız açıldıktan sonra hiçbir beklentimiz yoktur. Biz elimizden geldiği kadar kendi başımızın çaresine bakar, ayaklarımız üzerinde dururuz. Allah devletimize zeval vermesin. Şöyle, gerçekten süreç sıkıntılı. Hem ülkemiz hem dünya açısından büyük bir kaostu gerçekten. İnşallah bu kaostan çıkarız. Bu rüya diyelim, bu rüyadan uyanır. Eski sağlıklı günlerimize, ekonomik olarak normal yaşantımıza kavuşuruz. Biz ASR'de akademi turizm olarak bütün araçlarımızın dezenfektanını yaptık. Hijyenik olarak hiçbir sıkıntımız yok. Araçlarımız, şoförlerimiz ve servis ablalarımız, hosteslerimiz yeni döneme hazır bekliyoruz inşallah. Tabii ki öncelikle şoför arkadaşlarımızdan aşı olmalarını ehemmiyetten istiyoruz. Bununla ilgili de gerekli takibatı yapıyoruz. Çünkü aşı bizim her şeyimiz, önceliğimiz. Aşı bizim artık ekmeğimiz. O yüzden de aşı konusunda hassasiyetle takibini yapıp öyle davranıyoruz.